İyi akşamlar Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Perşembe klasiği yine var ne yok başladı efendim. Tabii Türkiye bu hafta terör saldırısıyla sarsıldı. Ve bu terör saldırısını bizler de konuşacağız ama herkes her şeyi konuştu. Ama teröristin elindeki kırmızı gül ne anlama geliyor? Tüm ezoterik bilgilerle bu programda bulacaksınız. Çünkü enteresan bazı doneler var ve çok da aydınlanmayan bir konu. Teröristin elindeki kırmızı gül ne anlama geliyor? Birazdan ne var ne yokta konuşacağız enine boyuna. Araştırmacı yazar Murat Akan Hoca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi tabii bir yandan Hagi Vagi ile ilgili biz haftalardır programımızda gösteriyorduk. Ticaret Bakanlığı flaş bir karar aldı. Toplatma kararı aldı. Ona dair konuşacaklarımız olacak. Ve The Economist'in 2023'e doğru kapağı var ki enteresan. Ve yine Donald Trump Amerika'da başkan adaylığını açıkladı. Simpsonlar bunu daha önceden mi bildi? Yine Simpsonlarla ilgili çok fazla teori var. Dünya nüfusu bu hafta 8 milyara aştı efendim. İşte buna dair de değineceğimiz çok konu var. Ama her hafta olduğu gibi bu haftada bir sorumuz var efendim. Aslında az önce cevabını verdim. Amerika'da yeniden başkan adaylığını açıklayan eski Amerikan başkanın ismini soruyoruz efendim. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını hem takip edin hem de son fotoğrafın altına yazan 10 kişiye kitaplar gidecek. Bendeniz'in nacizane çıkarmış olduğumuz Kim Bu Tapınakçılar kitabı bir ayda 5. baskıyı da geçti. Kim Bu Tapınakçılar kitabını hediye edeceğiz. Hocam hemen başlayalım isterseniz. Meşhur o olaya gelelim. Terörist elinde olayın ardından hain, Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere, kırmızı bir gül olduğu görüldü hocam. Burada var. Diğer fotosunu da verelim. Kırmızı gülün daha yakın. Evet. Bu fotoğraf herhalde her şeyi anlatıyor. Hocam bu elinde kırmızı gül var ve bu elinde de sanki telefon olduğu söyleniyor. Telefon mu? Telefon olduğu söyleniyor. Telefon bilmiyorum. Olduğu peki belirtiliyor. Şimdi herkes buradaki kırmızı gülü konuşuyor. Evet. Neden teröristin elinde kırmızı gül var? Şimdi öncelikle tabii olay sosyolojisinden ayırmamak lazım. Yani gerçeği herkes gördü. Bunun işte kaçış anıydı, kim evet. yaptı vesaire filan. Her yerde ama konuşuldu. Her yerde konuşuldu. Şimdi hatta bu görüntüyü bile çok mesela özellikle bazı FETÖ'cü hesaplar başta olmak üzere dediler ki ya böyle bir görüntü olabilir mi yani çok yakın vesaire filan. Oysa ben bugün tamamını izledim, polis çok güzel çalışmış, 1200 kamerayı ayrı kameraya incelemiş ve bu görüntüyü orada gördüm. Şimdi bu gül niye elinde, yani açıklama şu, kendi ifadesine baktığımızda diyor ki işte bir gül satıcı kadın geldi bana ısrar etti, dolayısıyla ilgi çekmemek için ya da hani hırgür çıkarmamak için almak zorunda kaldım. Peki ama dikkatimi çeken şey şu. Bomba patladıktan sonra bir insan, o bombayı koyan insan bunu yaklaşık 1,5-2 kilometre götürür mü bu gülü? Atarsın yani. Atarsın yere, kaçarsın gidersin ya da bırakırsın bir yere. Evet. Bakın. Bu kırmızı gül niye böyle elinde? Bu kırmızı gül en az 1 kilometre yürüyor bundan. Ve bıraktığını da görmedim. Nerede bırakıyor onu da görmüyorum. Niye yürüyor? Mesela bu dikkat çekici bir şey. Yani meydana şimdi, kadar elinde var. Taksim meydana çıkana var, kadar var. Var. Yakından da görelim. Şimdi burada Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanı dedi ki ya buradaki mesajı aldık. Bu, bana göre bu çok önemli bir cümle. Bize üzerinde New York tişörtü var. Mesajı aldık. Şimdi gerçekten de bu tür olaylarda sembolizm kullanılır. Özellikle ben bu olayı değerlendirirken dedim ki bunu bir terör örgütü üstlenebilir. İsmi çok da önemli değil. Ama önemli olan o terör örgütüne bu eylemi yaptıran akıl. Evet. Perde arkası. Evet. Yoksa maşa bulursunuz. Evet. Önemli olan maşayı. Biz şu anda o polis adli olayından ziyade maşayı tutanı ortaya çıkarmak. Evet. Üstteki şeytani aklı. Şeytani aklı ortaya çıkarmak. Buradaki şeytani akla baktığımızda şimdi gül, ben bu gülün sıradan seçildiğini düşünmüyorum. Öyle. Ve ifadesinin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Niye? Bir, o gül satan kadınlar bir kere tek bayana gül ısrarı yapmazlar. Hadi erkeğe yaparlar ya da çiftler olur yapar. Niye ısrar etsin yani ona gül satmak için? Bilmiyorum, bana bir inandırıcı gelmedi. Enteresan evet. İki, bir kilometre yürüyor bu gülle niye atmıyor? Bomba patlıyor, etrafta panik olan insanlar var. Kendisi kaçıyor zaten, yüzünde de görüyor panik. Niye atmıyordu onu özellikle kameralara böyle göstererek gidiyor? Şimdi baktığınız zaman bir de yakalandığı yeri gösteriyor. Versinler fotoğrafı 26.
Küçükçekmece'de şimdi, yakalandığı evde ki fotoğraf karesi bu ve halı. Halı. Şimdi biraz ilgi çekiyor. Bakın bu %100 bunda, bu böyledir, bunu göstermek için yaptı demiyorum ama çok ilgi çekici değil mi sizce? Halıda da güller var hocam. Motifler var. Gül motifleri, evet, gül kırmızı. Motifleri. O da kırmızı. Şimdi bu da çok ilginç. Bu halının her tarafının gül motifleriyle işlenmesi de ya da bu sahne de çok ilginç. Sonra bir de İngiltere'deki, şimdi İngiltere'nin altını çiziyorum. Sayın İçişleri Bakanımız dedi ki hani Amerika'yı işaret etti ama ben bu eylemin kuvvetle muhtemel İngiliz istihbaratı ve Pentagon'un derin yapısıyla birlikte yaptıkları kanaatindeyim. Niye? Hmm. Bu eylemin olduğu gün Rus istihbaratı ve ABD istihbaratının başkanları Ankara'da MIT nezdinde koordinatörlüğünde ne yaptılar? Toplantı yaptılar. Neyi görüştüler? Bugün Rusya açıklama yaptı. Dedi ki çok hassas konuları görüştük. Çok hassas. Şimdi bu durumu istemeyen kim? İngilizler. Bakın Ukrayna-Rusya savaşını çıkaran güç İngilizlerdir. İngiliz aklı. Bu savaşın bitmesini istemeyen güç de İngilizlerdir. Ve dolayısıyla İngiltere Ukrayna konusunda ABD ile Rusya'nın görüşmesini istemiyor. Hele bu görüşme Türkiye'de olursa, bakın bu eylemle birlikte o görüşmeye mesaj gönderdi. Bize mesaj gönderdi. İki, açık söylüyorum, İngiltere'de Güller Savaşı diye bir savaş var. Öyle mi? Güller Savaşı. İngilizcesi Wars of the Roses. Güller Savaşı. Ne zaman olmuş? 1455 ve 1485 yılları arasında İngiltere'de Güller Savaşı olmuş. Ve dolayısıyla onu da verelim. Hatta var da onun. Var. 28. Var. Şimdi savaşa neden olan York Hanedanı'nın armasının beyaz gül, Lancaster Hanedanı'nın arması ise kırmızı güldür. Ve kırmızı gül iç savaşı işaret eder. İlginç. Şimdi bu mesajla birlikte Allah korusun. Tekrar 25'i verin. Bakın burada çok sayıda insan da ölebilirdi. Allah'tan ki böyle bir şey olmadı. Yani büyük bir kaos ve kargaşa. Terörün amacı ne? Terörün amacı insanları korkutmak, yıldırmak, paniğe kapılmasını sağlamak ve de toplumu ikiye bölmek. Allah korusun bu eylemlerin devamı gelirse toplumu kamplaştırma ve acaba kim yapıyor bunları? Hani bazı, şimdi onlara bir şey söylemek istiyorum ama yani ekrandayız. İşte şu, aman böyle bir şey olmaz. Yani bunu ima ederek devlet yaptı iması yapanlar var ya. Evet. İşte tam da o terör eylemini gerçekleştiren o akıl işte içimize bu nifakı sokuyor. Evet. Ve peki, bir iç savaş simgesidir. Yani iç savaş simgesi ise bu kırmızı gül hocam. O zaman kime mesaj veriyor burada terörist? Bizlere mi? Tabii ki. İçeriye mesaj veriyor. Bir, ayrıştırma. Bu konu üzerinde efendim o yaptıydı, bu yaptıydı vesaire filan. Polisimiz çok güzel araştırıp bunu 24 saat geçmeden bu olayın üzerinde yakalama çok büyük başarı. Çok büyük bir performans gösterdiler. Şu New York tişörtünü bulsanız arkadaşlar. Dolayısıyla da burada özellikle bir mesaj da yani toplumu birbirine düşürme. Aman acaba hükümetin işine mi yarar? Verir. Bilmem kimin işine mi yarar konuşmaları yapılmaya başlandı. Bunlar tehlikeli. Ya, kaos kimsenin işine yaramaz. İşine yaramaz. Şimdi dolayısıyla böyle kitlesel eylemler. Mesela normalde baktığınızda terör örgütünün tek başına bu işine yaramaz. Ya sivilleri öldürmek bir terör örgütünün bir noktada işine yaramaz. Kimin işine yarar? Onu maşa olarak kullanan o aklın işine yarar. O akıl onu maşa olarak kullanıyor. Diyor ki git bu mesajı ver. Bununla bir mesaj veriyor. Şimdi, yani burada halıda bile olması diyorsunuz ki tesadüfi olmayabilir. Ben bunun tesadüf olabileceğini düşünmüyorum. Ama tabii derler ki ya bir tesadüf olabilir. Taksim'de kırmızı gül, yakalandığı yerde kırmızı gül. İngiltere'deki iç savaşın adı kırmızı gül. Ondan sonra Aytunç Altındal'ın birazdan kitabı vardı mesela bununla ilgili. Tabii. Gülhaç Öykü. Evet, 29'u benim arkadaşlar. O da çok enteresan mesela. Orada bakın gül ve haç kardeşliği. Burada baktığınız zaman gülü görürsünüz. Bu da kırmızı gül. Bu gül haç örgütü çok ilginç. Çünkü orada der ki bir tane daha vardı. Bir yani İngiliz bu programların yazar, rahmetli piriydi Aytunç Altındal. Bakın bu da çok önemli. Evet. Bu da
Gül Haç örgütünün şurada yine simgesi. Gül var. Tabii gül, kırmızı güldür o. Kırmızı güldür. Bir de bakın bu desene dikkat edin. Desenin evet. rengine dikkat edin Türker Bey. Buradaki desen. Desen ağırlıklı. Halıyı getirelim bir daha. Halıyı tekrar. Verin tekrar. Aa desene benziyor hocam. Halıyı getirin verin. Bakın. Yani bu kadar mı kurgu ya yaparlar biraz, hocam? Bir, şimdi şöyle. Yani bu bir komplo teorisi gibi gözükebilir. Ama bence üzerinde düşünmeye gerek var. Yani değer, en azından temelleri değer. Olan, soru işareti olan tabii bir konu. Tabii ki değer. Öncelikle Süleyman Soylu'nun bize verilen mesajı anladık. İngiltere'deki o güller savaşı, sonra İngiltere'nin Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gizlice görüşmesini istememesi. Hepsi üst üste. Hepsi üst üste. Peki ayrıca, New York tişörtünü verin. Bir tane daha oldu. Mesela Polonya'ya düşen füzeler. Açık net söyleyeyim, bundan bağımsız değil. Az daha 3. Dünya Savaşı çıkaracaklardı o bundan gece. Bundan bağımsız değil. O da işte İngiliz derin devletiyle Pentagon derin yapılanmasının birlikte çalışması. Beceremediler, ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Hocam peki burada herkes teröristin üzerindekinde New York yazmasını hani mesaj mı acaba Amerika ben mi yaptım demek istiyor diye de çok algıladılar. Yakın görelim yine. Şimdi, ne diyorsunuz bunu hocam? İstihbarat örgütleri bu tür eylemlerde özellikle kıyafet, özellikle işte elde bulunan bir nesne, olay yerine bırakılan bir nesne vesaire filan bu tür şeylerle mesaj verir. O istihbarat örgütleri birbirinin dilinden anlar. Belki biz çok fark etmeyebiliriz. Mesela giyindiği mor, işte üzerinde yazan New York ya da elindeki kırmızı belki de rengi bile bir anlamı var. Kesinlikle istihbarat örgütleri kendi aralarında bu dili kullanırlar. Ama tabii çıkıp istihbarat örgütü ya bize şöyle bir mesaj verildi. Demez, şu, demez yani. Ya da bize şu 31 devlet mi? Mesaj verdi demez. Bir de bir kitap daha vardı. Onu tamam, verelim önce. Çok tamam 32'yi verelim. Gülhaç aydınlanması evet, 32 çünkü, evet. Bakın bunu yazan, burada da gül bakın. Bunu yazan tanınmış İngiliz tarihçisi ve akademisyen Francis Yates. Şimdi Gülhaç örgütünü anlatırken şöyle diyor. Diyor ki Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın temelinde ezoterizm vardır diyor. Mesajlar, ikonlar efendim bu tarz işte az sonra verin arkadaşlar. Hermetizmci, kabalizme, Rönesans'ın büyülü geleneklerine dayanan bir yapı vardır diyor. Ve olayları da diyor temelinde, medeniyetin temelinde simgeler, mesajlar ve dolayısıyla da bu hermetizm vardır. Yani ezoterizm var. İşte o teröristin elindeki gül ve o halıdaki motifler, bu Gülhaç örgütünü incelediğinizde bunlar birbirine çok benzeyen şeyler. Ben tesadüf olduğunu çok düşünmüyorsunuz. Bir de İngiltere ile bağdaştırınca mevzularda. Tabii, yani peki 31'i verin. Politikalarla da bağladığın zaman bağdaşıyor. Hocam bir de bu görüntü yayıldı. Teröristin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünde yeşil kazaklı biri görülüyor. Bu yeşil kazaklı kişinin de İsrail ajanı olduğu iddia ediliyor. Yine yeşil kazağıyla. Daha önceki bir fotoğraf bu. Bakın bu da çok enteresan bir şey. O yüzden diyorum ki burada mesajlar yumağı var. Polis bulur, yakalar, çözer vesaire filan, o ayrı bir şey. Ama burada mesaj üstüne mesaj var. Nedir bu? Şimdi bu görüntüyü kim servis etti biliyor musunuz önce? Kim bakın, hocam? Bu görüntüyü ilk önce İran resmi haber ajansı IRNA servis etti. Çok enteresan. Ve olaydan çok kısa bir süre sonra. Çok kısa bir süre sonra sizin orada görünen o İsrailli asker kökenli bayanı bulup onun İsrailli olduğunu nasıl belirledi? Hemen bu fotoğrafı çıkardılar. Nasıl belirledi? Bakın çok enteresan. Şimdi İran resmi haber ajansı bunu verdi. Dedi ki orada iki tane İsrailli asker kökenli kişi vardı. Teröristle birlikte yürüyor. Bir anda bu haber Arap dünyasında yayıldı. Twitter hesaplarında, sosyal medyada vesaire yayıldı. Sonra bunu İsrailli bir gazete ve haber ajansı aldı. Dedi ki tamam doğru dedi. Bu bizim vatandaşımız. İsrail bunu doğruladı gazete. Doğruladı, isimlerini söyledi mesela. Yinet.com diye bir yer. Ve dedi ki bunların adı Natalia Susia ve Atadegia diyor. İsimler neyse açıkladı sonuçta. Şimdi şöyle düşünün. Bu bir hedef saptırma. Bu bir hedef saptırma. Orada başka bir istihbarat oyunu oynanıyor o zaman. Tabii ki. İran istihbaratı tabii işi ki. İsrail'e yıkmak bakın, istiyor olabilir. Sıradan bir eylem değil. Bunu net olarak söyleyeyim. Yani çok istihbarat oyunu. Çok işin içerisinde çok mesaj var. Yani Türk polisi bunu yakaladı. Büyük başarı ama o istihbarat aynı zamanda da o kanallar da çalışıyor. Bu sadece bir terör meselesi değil. İstihbarat örgütleri arasındaki mesaj.
alışveriş. Dolayısıyla bakın istihbarat İran'da da çalıştı ve patlamadan sadece 15-20 dakika sonra bu görüntüyü yayarak dedi ki tabii orada çok hızlı yayıldı bu görüntü. Bir hocam bir de şey var. Şu New York fotoğrafı vardı ya. Bir de 2005'teki Londra saldırısındaki teröristin de değil mi üzerinde New York yine yazılı aynı sivit var. Aşağı yukarı rengi bu sefer farklı. Ve bunu İngiliz gazeteleri haber yaptı hocam. Bu da enteresan bir şey. Neden iki teröristin üzerinde de New York yazılı sivit var? İşte ben onu şöyle yorumlayabilirim. Yani eğer mesajsa, bir mesaj veriliyorsa o da şudur. Yani işin içerisinde New York'ta biliyorsunuz bu küresel oligarşinin merkezlerinden bir tanesidir. City of London dediğimiz o küresel elitlerin, para sermayeyi elinde bulunduran küresel şu elitlerin. Şu teröristin tek New York Üniversitesi merkezi. Tekrar. New York'ta Amerika'daki merkezi. Şimdi onu üst perdeden düşünecek olursanız. Hani Washington değil de New York tabii. Bilmiyorum. Ha, ama o, küresel elitler diyorsunuz doğru. O elbiseyi kim giydirdi onu bilmiyorum. Şu teröristin yani şu fotoğrafını giydi, tekrar tek versenize. Tek arkadaşlar. Orada bir şey göstereceğim. Kendimi giydi yoksa giydirildi mi onu bilmiyorum. Yani o acaba sonra mı diyorsunuz? Evet. Onu, ama yakalandığı anda üzerinde var. Üzerinde vardı evet. Yani belki eğer halıya kadar kurgulayan biri varsa hocam varsa, geldiğinde işte, giydirilmiş olabilir. Şu var onu tespit edemedim diyorum. Eğer gerçekten o terörist kendi giymişse öyle bekliyorsa... O da o şeyin mesajlardan bir tanesi. Ha yoksa mesela girmiştir polis içeri baskın yapmıştır. O da içeride yatıyordur başka bir elbiseyle. Elbiseni giy demiştir. Onu giydiyse bilmiyorum. Yani tesadüf giydiyse bilmiyorum. Hocam, ama böyle çıkarıldı. O da bir mesaj tabii. Yani Emniyet Müdürlüğü'nde böyle teşhir edildi. İzleyicilerimiz diyor ki şimdi telefonuma bakınca gördüm. Burada da tişörtte de kaçan insanlar var diyorlar. Evet o da İngiltere'de ve şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sembol olarak görülüyor. Ama doğrusu neyin sembolü? Yani ne ifade ediliyor? Tabii yani kaçan insanlar var. Kaçıyor orada mesela, hatta bakın, bir anıt yakın, gibi bir şey var. Anıt gibi bir şey hatta var. Hatta İlluminati'nin işte tarihi falan onu diyenler oldu. Diyenler oldu vesaire filan. Ama tabii bunları araştırmadan bir kesin bir şey söyleyemem. Yani şurada İlluminati'nin tarihi yazan diyenler oldu bununla ilgili. Evet, diyenler ama oldu. Ama hani bunu o tarih değildi o. Ama burada bir kule var. Sanki buraya kaçan biraz insanlar Taksim var. Biraz Taksim Meydanı'nı tanıdırıyor sanki. Sanki evet enteresan. Yani eğer kırmızı gül, halıda kırmızı gül, efendim işte tişörtte New York, rengi mor. Bunların hepsi de bir mesaj varsa hocam ki Londra teröristinde de aynı şey var. Bakın istihbarat örgütlerini detaylı incelediğinizde tarihlerine baktığınızda çok ilginç mesajlar verdiğini görürsünüz. Yani mesela özellikle Mossad. Mesela Yasser Arafat'a leblebi sürekli gönderilmiş. Hmm. Yani al boğazına tıkayacağız vesaire filan böyle sürekli. İlginç şeylerle mesajlar veriyor. Dolayısıyla istihbarat dünyası kendi diliyle konuşuyor. Biz o dili anlayamayız, çözemeyiz. Ama o istihbarat örgütünde bu tarz insanlar var. Mesela ezoterik yapılarla ilgilenen bölümler var, birimler var, semboller, simgeler vesaire. Bunlarla ilgili özel birimler var. Onlar ilgileniyor. Ne demek istiyor? Terörist bunu giymişse üzerinde ne var, neyi işe... Bunların hepsi inceleme hepsi dahilinde. Hocam bu elinde telefon dediniz ama bunu şeye benzetenler de var. Yani evet bu Bahçıvan ha, ya net makası değil, gibi. Tabii görüntüler çok net değil ama... sanırım polis ben izlediğimde telefon tarzı bir şey söyledi elinde ama tam net değil bilmiyorum yani. Şu... Sanki kulaklıklar falan da takılı hani konuşmak için. Şimdi belli ki şu şöyle de diyebilirler. Altında sanki askeri kıyafet gibi. Kıyafet askeri kıyafet zaten giymiş onu özellikle. O da bir mesaj mı? Yani askeri kıyafet niye giyer? Hani bombayı bırakmaya giden bir kişi askeri kıyafet niye giyer? O da bir soru işareti. Ama şunu da söyleyeyim. Yani kendi sosyolojisi içerisinde şöyle bir şey var. Polisten yapılan açıklama, aldığım bilgi şu. Bunun bir sevgilisi var şeyde, Afrin'de. O sevgilisi bunu PKK-YPG terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle tanıştırıyor. Ve buna Afrin'de eylem yapmasını öneriyorlar. Diyor ki ben Afrin'i sevmiyorum, o zaman seni Türkiye'ye gönderelim diyorlar. Polis de anlattığı şey bu ifadesi. Türkiye'de hoşuna gidiyor. İşte kaçak yollarla Türkiye'ye Yunanistan'a giriyor. Kaçma hayali var orada. Yunanistan bu işin acaba bir yerinde olabilir mi soruları da soruldu ama bilmiyorum tabii. Tabii ki şimdi şöyle yani Yunanistan'a kaçar çünkü Yunanistan biliyorsunuz bu tür konularda bu kişileri koruyor.
Yani eğer öyle bir irtibat tabii, varsa tabii, terör kampları var Yunanistan'da. Devletimiz mutlaka o irtibatı da çözmüş olabilir. Birileri de diyor ki ya bu çok acemice bir şey. Hayır, acemice değil. Belki de yani çok açık bu, açık mesajlar var. Hiç mesajlar var. Şöyle mesela bugün birisi dedi ki çok önemli merkez medyada bir doçent bu kendisi, isim vermeyeyim, dedi ki ya dedi beni bu kadının Taksim'e doğru kaçması şüphelendiriyor kardeşim. Normalde diyor insan efendim aşağı doğru kaçar. Yani Tarlabaşı, Tepebaşı'nın sokaklarından kaçar falan diyor. Şimdi ama meydana çıkıyor. Ama karşısındaki kişi şunu soramıyor. Ya iyi de bomba nerede patladı? İşte Galatasaray Meydanı'nın o civarında patladı. Şimdi terörist nerede? Bombadan Taksim tarafında, meydan tarafında. Şimdi sen olsan bombanın patladığı yere mi kaçarsın? Tersine mi kaçarsın? Hani ya, çok kameraların olduğu yere doğru koşuyor diyorlar. Tabii. Hayır yani ama neden tarla başına doğru inmiyor diyorlar. Zaten bunun bağlantıları. Bunu oraya getiriyorlar. Taksim'inde indiriyorlar. Taksim Meydanı'nda indiriyorlar. Evet, evet. Dolayısıyla öyle ki kuvvetle muhtemel bunu bırakan kişi buradan alacağız dedi. Çünkü telefon ettiğinde olay anlaşılmasın diye, takibe takılmasın diye muhtemelen diyor ki biz burada bıraktık. Eylemden sonra seni de buradan alacağız dediği için yukarıya doğru olabilir. Kaçıyor. Yani Kırmızı Gül tesadüf olamaz. Gül ve Haç kardeşliği bu kadar çok konuşuluyorsa önümüzdeki günlerde bununla ilgili biz de takipte olacağız efendim. Şimdi 33'ü verelim. Ekonomist'in kapakları meşhurdur. The Economist'in 2023'e doğru dünya kapağı geldi. Şimdi tam da bunu incelemek lazım. Tam da ne var ne yokun en önemli konularından biridir. Simpsonlar yine bildi bu arada. Amerika'da Trump'ın adaylığı açıklandı. Trump 2024'de adayım dedi. Simpsonlar yıllar önce bilmiş. Birazdan ekrana getireceğiz. Ama Serkan'dan rica ederim şöyle yakın bir şekilde görsün. Hocam Putin'i tam ortada görüyoruz. Kapağın tam ortasında etrafını çevreleyen liderler var. Şimdi yorumunuz nedir? Şimdi The Economist dergisi herkesçe malum çok önemli bir dergi. Hele hele Rothschild'lerin dergisi olması hasebiyle çok daha önemli bir dergi olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla bu tür olayları geleceğe dönük tahminleri, kehanetleri, önerileri artık ne derseniz deyin gerçekten tutuyor mu tutuyor. Burada çok sayıda değil mi The Economist dergisinin kapağını yorumladı. Evet. Yani üzülerek belirteyim ki çıkıyor da. Çıkıyor. Yazdıkları çıkıyor şimdi bakın. Biraz sonra 2022 evet, yılında şeyler döneceğiz. Bakacağız ona. Burada ne diyor? Şimdi burada ne diyor? Öncelikle The World Ahead 2023. 2023 yani gelecekteki dünya ya da ilerideki dünya vesaire. 2023'e yani doğru dünya. Tahmini yapıyor. Evet. Gelecek tahmini. Bunu neye dayanarak yapıyor? Şuna dayanarak yapıyor. Şimdi iş dünyası, siyaset, bilim, sanat her kesimden insanları topluyor. Onlardan görüş alıyor. Diyor ki 2023 yılında ne bekliyorsunuz? Dünyanın en önemli gündemine evet. Bir değerleme yapıyor. Sonra bunu kendi muhabirleri, uzman muhabirler 2023'te ne olabilir diye. Buralarda hep mesaj var. Evet, şimdi veriyor. Ne mesajlar var? Hep mesaj mesela. Var. İşte şimdi bir kere Putin tam ortada. Putin'i bu Putin, yıl konuşacağız yani 2000, diyor herhalde. 2023 yılında en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi Putin. Evet. Bir tanesi Xi Jinping. Yani Çin Devlet Başkanı. Şimdi bakın burada dronlar vesaire var. Teknolojik şurada gelişmeler. Şurada tam ortada bir drone var. Drone var. Özellikle Çin'le ilgili Çin ve Ukrayna Savaşı'nda çok belirleyici rol oynuyor artık dronlar. Tabii. İran dronlarıyla falan vuruyor. Türk dronlara yine aynı zamanda. Yine burada mesela uydular var. Sanki orası ay mı acaba uyduyu yok, anlatmış. Uydu bu. Uydu. Hmm. Çin çünkü Çin uzayda çok ciddi çalışmaları var Çin'in. Hmm. Onu ifade ediyor. Uzayı konuşacağız biz önümüzdeki dönemde. Çokça konuşacağız. Çünkü uzay savaşları başlayacak. Özellikle Çin'le ABD arasında. Tam da Çin Devlet Başkanı ile Amerikan Devlet Başkanı arasında koymuşlar. Tabii. Uyduyor. Ondan sonra bakın burada mesela Biden'ın yanında yenilebilir enerji değil mi hocam? Enerji sistemleri, evet. Yeni enerji türü onları da özellikle hani biliyorsunuz bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra büyük bir enerji krizi patlak verdi. Diyor ki gelecekte artık yenilebilir enerji Hayır. sistemleri kullanacak onu ifade ediyor. Biden zaten çok tartışıyoruz. Evet. Tartışılıyor. Devam edecek. Görevden alınacak mı alınmayacak mı seçimleri kazanacak mı vesaire filan devam ediyor. Zelenski. Daha büyük kaca olsun arkadaşlar. Şimdi Zelenski zaten tartışılıyor. Savaşın tam ortasında vesaire filan. Abi burada şu neyi temsil ediyor hocam? Bunu mikrobiyoloji ya. Olabilir mi acaba? Hani Ukrayna'da kamp diyorum. Laboratuvarlar vardı ya. Olabilir yani hani böyle bir virüs şeyi de izlenimi de var ama. Evet. Şurada mesela haplar var gibi sanki bana böyle geliyor. Burada şeyi ifade ediyor yani özellikle bunlar nükleer başlıklı füzeler de olabilir. Şu evet. Diyor. Bu
sanki. Aynı zamanda hava savunma sistemleri de olabilir, olabilir ama nükleer de olabilir. Yani o sonuçta Ukrayna'daki savaşı ifade ediyor. Daha konuşacağız diyor. 2023'te bunları devam konuşacağız. Devam edecek diyor. Bu da Meloni yani İtalyan başbakan onu diyor. Diğerini niye aldı onu bilmiyorum açıkçası. Tayvanlı mı? Tayvanlı galiba. Zannedersin böyle. Dolayısıyla da hani Çin-Tayvan arasındaki o şeyi de düşünürsek, olabilir. İlişkileri de düşünürsek gelecekte yani 2023'te savaşı şurada konuşacağız. Şurada bir gemi var hocam. O gemi de bir askeri gemi. Yani yine savaşla ilgili bir şey. Yani bunun savaş devam edecek diyorsunuz. Özeti şu. 2023 maalesef kaos ve kargaşa ile geçecek. Peki 34'ü verelim. Enerji gemisiymiş bu arada o gemi. Evet. Enerji tabii günü. 2022'nin kapağı buydu mesela. Burada neler çıktı? Evet hep yorumluyorsunuz diyorsunuz da neler oldu diye bakmak lazım aslında. Bakın hocam en çok neyi konuştuk? Yani yine aşıları konuştuk. Aşılar yeni burada hep var. Yeni virüsleri konuştuk. Yeni Biden'ı çok konuştuk. Xi Jinping'i konuştuk. Yenilebilir enerjiyi konuştuk vesaire filan. Yani burada aslında kahin değiller hocam. Zaten konuşulacak şeyler yani. Tabii ki. Yani olayları çok iyi süzüyorlar ama şu var. Bakın şu var. Bu tür yayınlar, küresel yayınlar zaten bu olayların içerisinde. Yani sahipleri belli ve bu planların, projelerin içerisinde oldukları için mesela gelecek yıllarda neyin ön plana çıkarılıp çıkarılmayacağını biliyorlar. Biliyorlar. Bir de uzmanlarıyla konuşuyorlar. Herkese ulaşabiliyorlar. Toparlıyorlar ve bir geleceğe projeksiyon tutuyorlar. Evet. Ve dolayısıyla da büyük ihtimalle de tutuyor yani. 39'u verelim. Dünya nüfusu bu hafta 8 milyarı aştı efendim. Artık 8 milyardan fazlayız. Ve neler olacak? 2030'da 8,5 milyar olması bekleniyor. 2050'de 9,7 milyar. 2100'de de 10 milyarı aşması bekleniyor. Canlı yayında şu anki dünya nüfusuna bakalım. Hemen arkadaşlar girsinler 38'i göstersinler. Yakın görelim. Şu anki dünya nüfusu 8 milyarı 467 milyon 467 bin aşmış durumda hocam. Şimdi ben merak ediyorum bunu nasıl sayıyorlar? Öncelikle o bir. Yani İnanılmaz bakalım bu zaman nasıl değişiyor? Sistem nasıl değişiyor? Nasıl sayıyorlar? Hangi ülkede kaç kişi doğdu ve anlık mı gidiyor buraya? Herhalde hocam yok yani kayıt olduğu anda düşüyordur herhalde diye düşünüyorum. Bilmiyorum. İkincisi de bu dünya nüfusuna. Abi bak biz burada konuşurken insanlar doğuyor hocam bir anda. Dünya nüfusuna çok takıyorlar. Bütün dertleri dünya nüfusu 8 milyar oldu 8,5 milyar olacak şöyle böyle. Nedir? Çünkü diyorlar ki efendim pasta küçülüyor. Bu nüfusu azaltmak lazım. Bakın bunun için sürekli bunu gündeme taşıyorlar. Yani dünya nüfusunun fazla olmasını neymiş? Efendim kaynaklar yetersizmiş. Bu da büyük bir yalan. Bakın çok büyük bir yalan. Dünya nüfusunun yaklaşık dünyadaki nimetlerin yani gıdaların 30 milyar insana yetebilecek kapasitede olduğunu bilim insanları resmi olarak zaten açıkladılar. Buna rağmen dünya nüfusunu bir sorun olarak görüyorlar. Hmm. Çünkü diyorlar ki biz rahat yaşayalım. Efendim işte bunlar diyor sokağa çıkmasın. Bunlar sera gazı salıyor. Eve tıkayalım ya da ölüm doğum oranlarını düşürelim vesaire filan. Dünya nüfusunu dert edindikleri için kendilerine her ne hikmetse sürekli dünya nüfusuyla ilgileniyorlar. Onu veriyorlar. Dünyanın gözüne sokuyorlar. Oysa 19 gerçek gündemi asla gündeme getirmiyorlar. Getirmiyorlar. Peki şimdi Simpsonlar yine mi bildi diyeceksiniz. Yine bildi efendim. 19 gelsin. İlginç değil mi hocam? Trump bu hafta 2024 seçimlerinde yeniden adayım dedi. Ve Simpsonların daha önce yayınlanmış bir bölümünde bakın Baba Simpson altta Trump 2024 yazısı var. Onun üzerinde uçuyor. Yani bu tesadüf değil herhalde artık hocam. Dedik ya yani planlayanlar onlar değil mi? Kesinlikle bu Hollywood özellikle bu senaryolar vesaire filan biz bunların sadece film senaryoları olduğunu düşünüyoruz ama esasında önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek olayların senaryosu bunlar. İşte bu özellikle Simpsonlar. Yani gerçekten bugüne kadar burada çok sayıda örnek verdiniz. Biz de yorumladık. Şimdi 2024'te Trump adaylığını açıkladı. Resmi olarak açıkladı. Ve kuvvetle muhtemel, bakın kuvvetle muhtemel şu andaki anketler 2024 seçimlerinde açık ara önde Trump. Öyle gibi çünkü duruyor. Çünkü Biden artık biliyorsunuz gidici. Onun yerine demokratların koyabilecekleri bir figür yok, güçlü bir figür yok. Büyük ihtimalle eğer Trump çok büyük hata yapmazsa ve ceza vermezlerse
Bakın o da muhtemel dahilinde. Bu kongre baskını biliyorsunuz 6 Ocak kongre baskını nedeniyle şu anda Trump'ı köşeye sıkıştırmışlar. Oradan bir ceza alır mı almaz mı o ayrı bir şey. Vermek de istiyorlar. Çünkü o küresel akıl Trump'ın gelmesini istemiyor. Bakın bugün Biden Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetemez halde. Ama görevden alınamıyor. Almıyorlar. Özellikle bu mesela ara seçimler yapıldı 8 Kasım'da değil mi? Evet. O seçimlerde de hile yapıldığı ifade ediliyor. Ben telefonum yanımda olduğu zaman bir ara göstereyim. Öyle bir seçim şeyi var ki, ne derler ona, pusulası. Yani aklınız hayalinize gelmeyecek karma karışık. Neyi seçeceksiniz, kimi seçeceksiniz vesaire filan. Orada bir hile var diyorsun. Reklama gideceğiz. Ki, öyle mi? Arkadaşım dedi ki ben 30 yıldır Amerika'dayım. Burada bu kelimeleri hala çözemedim diyor. İlginç. Düşün. Peki reklamlardan sonra özellikle yine The Economist'in son bir kapağı var kripto paralarla ilgili. Onu özellikle izlemenizi tavsiye edelim. Ve aynı zamanda tabii daha konuşacağımız çok konu var. Girit Adası'na demirleyen bir harp gemisi iddiası var. Reklamlardan sonra onu da konuşacağız ama sorumuzu hatırlatalım. Yeniden adaylığını açıklayan eski Amerikan Başkanı'nın ismi nedir diye soruyoruz. Zaten söyledik. Donald Trump yazan Ne Var Ne Yok Beyaz Instagram hesabını takip etmeniz önemli ama. Hem takip edin hem de son fotoğrafın altına Trump yazan 20 kişiye kitap gidecek. Reklamlar kısa. Ne Var Ne Yok soru cevapla karşınızdayız. Devam ediyoruz. Reklam arasında çok sayıda mesaj geldi. O mesajlar için de çok teşekkür ediyoruz. Tabii bir yandan da hemen arkadaşlar o teröristin tekrar elindeki günle olan fotoğrafını getirsinler. Çünkü bu fotoğrafa dair hocam çok fazla yorum, teori var. Herhalde bizim ve sizlerin yorumları da çok ilgi çektiğini böyle alabiliriz. Evet hocam böyle gelebilirsiniz buyurun. Şunu diyenler bile var hocam. Teröristin yakalandığı yer yani o güllü halıyı olanı verin arkadaşlar. Orası Kanarya Mahallesi. Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi. 1 kilometre ötesinde halkalı tren garı var. O trenden mi kaçacaktı İpsala'ya doğru diyen hani Yunanistan iddiası çok vardı. Böyle bir hazırlık yapılmış o yüzden mi oraya gitti diyenler var. Çok fazla teori var. Kesinlikle çok fazla. Yani çünkü, şu anda mesaj çünkü, yağmış. Çünkü insanlar merak ediyor. Yani önemli bir olay. Taksim biliyorsunuz İstanbul'un en işlek caddesi, İstiklal Caddesi çok önemli. Turistlerin yoğun olarak yaşadığı, geldiği, ziyarettiği bir yer. Pazar günü, bakın pazar günü seçilmiş. Çünkü ne kadar kalabalık olursa o kadar şey. Burada çok önemli bir mesaj var. Sıradan bir terör olayı değil. Tekrar altını çiziyorum. Ben aynı zamanda 12 yıllık polis adliye muhabirliği yaptım. Yani bu şeyin içerisinden geliyorum. Bu tarz yani sivilleri öldürmeye yönelik tarz kesinlikle bir terör örgütünden ziyade onu kullanan aklın şeyi fikridir. Çünkü Türkiye ile Türkiye'ye bir mesaj veriyor. Tabii her terör olayı mesaj vermez. Şöyle gelir siz gidersiniz efendim kandili bombalarsınız ya da işte efendim başka bir kampı zarar verirsiniz. O terör örgütü can havliyle gelir gelişi güzel eylem yapar. Dolayısıyla hedefsiz eylemler diyoruz biz. Hedefsiz eylemler yapabilir. Ama bu bilinçli, tamamen organize olmuş, sembollerle ve yeri, zamanı çok önemli. Bahsettim. Ankara'da çok önemli gizli bir görüşme oluyor. Rus istihbaratıyla ABD istihbaratı Ankara'da görüşüyor ve çok hassas konuları görüşüyoruz diyor. Aynı gün bomba konup ve bu terör eylemi gerçekleşiyor. Şimdi bu işin sosyoloji yanı, yani polisiye yanı. Ama bu olay olduktan sonra perde arkasında kim var? Değil mi? En çok tartışılan konu bu. Biz bunu bulmamız lazım. Ha, birileri der ki Amerika, birileri der ki efendim İran vesaire filan. Bu arada İran'ı da yaban atmıyorum, onu da söyleyeyim. Yani yani kuvvetle muhtemel demiyorum ama İran'ın o gösterdiğimiz görüntü çok önemli. Verin tekrar o İsrailli. O görüntü çok önemli. İddia yani olaydan hemen 20-25 dakika sonra İran böyle bir görüntüyü kullanarak o kişilerin İsrailli olduğunu nasıl tespit etmiş? O da çok ilginç. Dolayısıyla burada bir istihbarat oyunları var. İstihbarat savaşı var. Zaten 31 savaşlar arkadaşlar, bakın 31. Özellikle altını çiziyoruz. Diyoruz ki yeni savaş türü hibrit savaş türü. Eskiden olduğu gibi devletler topla, tüfekle, uçakla vesaire filan değil. Artık değil. Konvansiyonel silahlar dönemi yavaş yavaş kapanıyor. Onun yerine hibrit savaşlar, ekonomik, sosyolojik ve biyolojik silahlar, terör, vekalet savaşları, yeni savaş türü bunlar. Bu bir savaş türüdür. Yani bir ülkeye zarar vermek. Mesela hakikaten de bu sanırım, turist aynısı hocam yani. Yani ajan olduğu iddia edilen kişi. Tabii. Yani tabii, eğer zaten bu kişi Mossad ajanıysa bir, bu teröristin yanında ne yapıyor? Bu kadar amatörce bir iş yapar mı? Mossad gibi bir terör istihbarat örgütü bu kadar acemice bir kareye girer mi? İki,
İsrail kendi ajanının ismini verir mi? Yani bu ismi de söylendi çünkü. Söylendi tabii. Deşifre etti kendisi, yani İsrailli gazeteler deşifre etti. Dolayısıyla İran burada bir kaos ve karmaşa ve yön saptırma, hedef saptırma yaptı. Ama bunu hemen yaptı? Nasıl fotoğrafını çekip de bunun İsrail olduğunu tespit ettiler ya? Çok önemli. Bakın bu çok önemli. Bu işte o yüzden diyorum ki bu işin içerisinde istihbaratlar var. İstihbarat örgütleri var. Yani işte bir tane efendim tırnak içerisinde garibanı yakalamış da getirmiş buraya bombayı bıraktırmışlar diye bir şey yok. Her şey esasında bir plana göre yapılmış, hazırlanmış çok komplike bir olay. Bunu çözmek elbette zor ama emin olun polis bunu yakaladı. O polisin işi yakalamak, bulmak, görüntüleri vesaire. Ama dediğim gibi bir de kriptoloji diye bir şey var. Yani mesaj, bu ezoterizmle ilgilenen istihbaratların içerisinde şey var, birim var. O ne mesaj vermiş? Mesela terörist bir çöp atmıştır. O çöpte ne var? Sigara içmişse sigarasında ne var? Yüzük, parmağında yüzük ne ifade ediyor? Bunların hepsi ayrıntılı olarak bunlar üzerinde çalışılır. Buraya baktığımızda işte başörtüsü bilmem ne. Ben bunun başörtülü falan olduğunu da zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Bu da bilinçli olarak niye? Evet. Çünkü dikkat çekmemesi için. Muhtemelen. Muhtemelen böyle bir şey yöntem kullanıyor. Çünkü detaylarına girdiğinizde zaten öyle bir hassasiyetinin olmadığını görüyoruz. Yani Afrin'de, İdlib'de vesaire filan o terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle zaten çok girift ilişkileri var. O yüzden de... Bir de özel istihbarattanmış, yani terör örgütünün özel istihbarat elemanıymış. Şöyle, o özel istihbarat elemanlarıyla çalışmış, onlarla haşır neşir olmuş. Yani terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle çok sıkı ilişkileri var. Onu da dediğim gibi bir terör örgütünden birisine aşık olmuş, yani arkadaş olmuşlar. Dolayısıyla o da bunu herhalde üstleriyle tanıştırmış ve dolayısıyla da Afrin'de eylem yapmaya zorlamışlar. Ben gitmem oraya demiş. Demek ki sevmiyor herhalde Afrin'i. Bilmiyorum. Sonra Türkiye'ye gönderelim deyince sesi çıkmamış. Buraya getirmişler ve de özellikle buraya getirip işte efendim tekstilde çalıştı. Bu falan filan değil. Bunu bilinçli olarak o tekstilde çalıştığı dediği yerin sahibinin de bağlantısı olduğu ifade ediliyor, iddia ediliyor. Öyle diyelim. O kiraya veren falan hepsi tutuklandı hocam. Yani. Bayağı yani bir organizasyon var çünkü. Çok girift bir olay ve özellikle ezoterik o simgeler, kodlar önemli. Ve İngiltere rolü. İngiltere'nin rolü çok önemli. Yani dikkat ederseniz İngiltere konuşmaz, derinden siyaset güder. Ve Ukrayna-Rusya savaşında bakın konuşmuyor. Türkiye'ye vassallığı dilemeyen daha doğrusu tek ülke İngiltere. Ben şu ana kadar dilediğini, vassallığı dilediğini vesaire filan duymadım. Dolayısıyla da bu eylemin arkasındaki güç, kuvvet de muhtemel City of London yapılanması ve Pentagon'daki derin yapı. Birlikte yaptılar. Bakın Putin, Rusya ile Putin diyorum, Trump şey... Biden. Biden Rusya ile anlaşma yapmak istiyor. Ve Zelenski'yi anlaşmaya zorluyor. Ama derin Pentagon şeye karşı, Joe Biden'a karşı. O yüzden belki de Polonya. Onu birazdan konuşacağız hocam, Polonya'yı. Bu arada hemen tekrarlayalım. 10 dakika kaldı. 10 dakika sonra doğru cevabı verenleri açıklayacağız. 20 isim var efendim. Amerika'da yeniden adaylığını açıklayan eski Amerikan başkanının adı nedir diye soruyoruz. 20 kişi Kim Bu Tapınakçılar kitabı gidecek. Türkiye'deki mason ve tapınakçı yapılanmasını anlattığımız kitap gidecek. Ne Var Ne Yok Beyaz Instagram hesabını hem takip edin hem de son fotoğrafın altına Trump yazmanız yeterli olacak. Kim Bu Tapınakçılar kitabı gidecek. 10 dakika sonra kazananları açıklıyoruz. Son 10 dakikanız efendim. Şimdi 49'u verelim. Tüm bunlar yaşanırken ekonomik olarak da kripto paralarda, yani burada şimdi kamera arkasında çok genç arkadaşımız var. Kripto paralar hocam herkesin gündeminde, özellikle gençlerin gündeminde. Ve The Economist'in son başlığı, daha hatta yayınlanmamış başlığı, sadece internette çıkmış başlık. Kriptoların çöküşü baş aşağı. Downfall. Evet. Burada şimdi, meteor düşüyor hocam. O düşüşü gösteriyor. Zaten kriptolardaki aynen düşüşü gösteriyor. Hatırlarsanız burada... Yalnız şurası neresi hocam? Kripto... Mars. Mars değil mi? Elon Musk'la mı bağdaştırdılar ya, acaba? Yok yani burada o işaret aşağı doğru hızla gidiyor anlamında. Yani biliyorsun evet, meteorlar düşerken çok hızlı hareket ederler. O da onu gösteriyor. Çöküş. Bu çöküş. Burada çok sayıda bu konuyla ilgili yorum yaptık. Dedik ki bakın bu kripto para... her ne kadar yok sahibi belli değil, efendim çok güvenli vesaire filan böyle diyorlar ama bunu yapan el insansa mutlaka sahibi var. Mutlaka bunun açığını filan biliyor.
Ve çok anormal derecede kar edenler oldu mu oldu. Para kazananlar oldu mu oldu. Ama çok sayıda örnek verdik. Özellikle kazanabilirsin kazanabilirsin ama bir gün gelir her şeyini kazandığını heba edebilirsin. Alır götürürler. Dolayısıyla kripto paralar niye düşüyor? Onu sana söyleyeyim. Bakın bütün devletler artık yavaş yavaş merkez bankaları eliyle dijital paraya geçiyor. Yani evet. Dijital parayla kripto parayı çok karıştırıyorlar. Devletleri uyandırdı kripto para. Şimdi kripto para merkezi olmayan bir yöntem. Blok şeyin yöntemi diyorlar. Dolayısıyla da işte para gönderen de alan da vesaire filan belli değil. İşte sistem her yerde kayıtlı filan çok güvenilir filan diyorlar. Dolayısıyla devlet de dijital parayı çıkarıyor. Yani dijital para ise devletin merkez bankalarının çıkardığı para. Sahibi belli. Tamam mı? Merkeziyetçi olmayan. Şimdi dolayısıyla 104 ülke artık dijital paraya geçiş kararı aldı. Bizim ülkemizde dahil. Evet. Bakın 2023'te biz de artık bu dijital para denemesini yapacağız. Dolayısıyla devletler kripto parayı tehdit olarak gördü. Tehdit olarak gördü ve ulus devletlerin egemenliğini alabileceği kaygısına kapıldılar. O yüzden de kendi dijital paralarını çıkarmaya karar verdiler. O yüzden bir el o akıl yavaş yavaş bu kripto parayı baş aşağı götürüyor. Evet, oraya doğru ilerliyor. The Economist'in de bunu kapağına taşıması çok ilginç. Bakın, The Economist dergisi küreselcidir. Küreselci Rothschild'lerdir. Yani Rothschild'ler bile demek ki kabul kripto etti. kripto paranın üstünü çizmiş. Bundan sonra yatırım yapanlar düşünsün yani artık. Arkadaşlar 37'yi verelim. Elon Musk'tan madem Mars dedik, The Economist dedik. Elon Musk da biliyorsunuz Twitter'ı satın aldı. Twitter'da bayağı bir işten çıkarma yaptı. Şu attığı tweet çok konuşuldu. 12 Kasım tarihinde attı. Yakın belki görürsek anlayalım. Şurada bir mezar taşı var hocam. Burada da bir robot var. Ve yakında yazıyor. Sun. Mezar taşı çok konuşuldu. Ama kimse şu anda ne olduğunu çözebilmiş değil. Elon Musk ve bilinmeyenleri. Ben Elon Musk'ın şöyle bir yönteminin olduğunu keşfettim. Elon Musk gerçekten böyle gelişi güzel simgeler kullanarak ben Elon Musk'a çok büyük anlamlar yüklenmesine karşıyım. Hı hı. Böyle bazen anormal simgeler, anlamsız simgeler, logolar vesaire kullanarak ciddi anlamda neden ona beğeni alıyorlar. Like alıyor. Şimdi ben şunu şöyle yazmadım. Robot hesapların ölümü. Ya verebilir yani. Twitter'da çok var çünkü öyle. Olabilir doğru, bot hesaplar var. Evet. Ölümü olabilir, bu mantıklı. Ayakları yere basıyor. Fakat ben genel olarak konuşuyorum. Elon Musk yeni küresel düzenin sahiplerinin yeni yüzü. Hmm. Yani sanki böyle küresel sistemle çatışıyormuş gibi gözükse de esasında o sistemin içerisinde olmasa bu kadar parayı ona kazandırmazlar. Tabii ki, tabii. Kazandırmazlar. Dolayısıyla enteresan bir yöntem izliyor ve cumhuriyetçileri destekledi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri açık açık. İşte yani geleceğe yatırım ve Elon Musk'ın bu tweet'i o dediğiniz mantıklı yani bot hesaplar. Twitter'ın bugüne kadar satışının gecikmesi o bot hesaplardı. Elon Musk diyor ki bunlarla siz operasyon yapıyorsunuz, bunları kaldırın. Ama bir şey söyleyeceğim. Kaldıramıyor. Kaldır. Kaldırmaz. Neden? Elon Musk bunu kaldırdığında ki Avrupa Birliği açık net şekilde dedi ki, hani Elon Musk bir açıklama yaptı, dedi ki kuş özgür. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı dedi ki hayır. Biz izin vermeden kuş özgür değil. Evet. Sen istediğin kadar oraya para verebilirsin. 44 milyar değil, 144 milyar da versen biz bu kanunları koyduğumuz sürece sen o kuşu özgür yapamazsın. Nitekim Soros yasaları var. 2024 yılında Avrupa Birliği'ne giderken yüz tarama sistemi ve parmak izi alacaklar. İşte dijital yasa diyorlar. Dijital yasa uygulamaya girdiğinde bu özellikle şeyde Twitter'da, sosyal medyada, küresel sosyal medya ağlarında işte efendim nefret suçu vesaire filan böyle garip kelimeleri kullanarak orada farklı fikirler sunan, o küresel ideolojiye karşı çıkan, farklı fikirler üreten kişiler bu platformlardan atılacak. Hocam bu görüntü çok konuşuluyor sosyal medyada. Moğolistan'da 12 gün boyunca, bakın bunun altını çizelim, 12 gün boyunca koyunlar, şimdi o görüntü şu değil de diğerini verin arkadaşlar. Dönüyorlar. Sanki böyle bir... Evet. Onun evet, şu durursanız mesela durdurun burada. Bu şekilde saat yönünde dönen koyunlar 12 gün boyunca böyle dönmüşler hocam. Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor. Şimdi diyorlar ki bununla ilgili bir araştırma yapılmış.
net somut bir neden bulunamamış diyorlar. Bir kısım bilim adamları da diyor ki bunun adı listeriosis hastalığı. Ah evet. Listeriosis hastalığı diyorlar. Bu da bir şekilde beynin bir tarafının iltihaplanmasından kaynaklanan bir olay diye yorumlayanlar var. Hmm. Şimdi mesela ama... Karıncalarında var böyle bir hareket. Şimdi onu, 60'ı onu gösterelim. Onu da gösterelim. Orada bir şey söyleyeceğim. Evet. Bunlar bak da mesela, karıncalar. Karıncaların bu şekilde dönmesi tavaf eder gibi değil mi? Evet yani? Tavaf eder gibi hakikaten. Şimdi bir de tabii Mekke'de tavaf edenleri getirdiğimizde ilginç bir görüntü çıkar. Burada diyorlar ki karıncalar burada... koloni yerini şaşırmış. Yani yolu kaybetmiş. Karıncalar kolonilerini kaybedince kendi etrafında dönermiş. He. Yani bu da aynı şekilde. Ve döne döne ölürlermiş. Böyle bir şey yok. Döne döne ölene kadar daha doğrusu ölürlermiş. Dönerlermiş. Yani mesela o koyunlar konusunda ben birkaç yorum gördüm. Acaba orada metafiziksel bir durum mu var? Yorumları var. Tekrar söylediğim hastalığın ismini muhtemel öyle bir hastalık olabilir diyorlar. Evet. Aynı şey. Evet. Tabii. İlginç. 12 gün boyunca sürmesi de enteresan hocam. Sürü psikolojisi de önemli. Tabii. Biraz da sürü psikolojisi. Sürü psikolojisi de önemli. Evet. Peki hocam devam ediyoruz. Şimdi 36'ya versin arkadaşlar. Time'ın bir kapağı var. 36. Evet. Amerika'da demokrasi hocam. Amerikan bayrağı tarumar edilmiş, perişan. Üzerinde çizilmiş. Altta da demokrasi yazıyor. Time'ın son kapağı. Amerika Birleşik Devletleri için çok enteresan yorumlar yapılıyor. Bazı analistler, Armstrong mesela bunların içerisinde ki Amerika'da tanınan, çok tanınan bir analist diyor ki 2024 seçimleri yapılmayacak diyor, olmayacak. 2024 seçimleri olmayacak diyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor çok ciddi ayrılıkçı gruplar oluştu. Özellikle bu yüksek mahkemenin kürtajı yasak sayması, yasaklaması, silahların bireysel silahlanmanın hızla artması, ırkçılık, yüksek enflasyon vesaire bunlar diyor Amerika'yı bölüyor. Dolayısıyla diyor seçimler artık Amerika'da yapılan her seçim artık şaibeli hale geliyor. Ve şaibe de yapılıyor işte hatırlayın 2020 seçimlerini. Yani açık net olarak orada hile yapıldı onu söyleyeyim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve Obama'nın danışmanlarından tanıştığım bir dostum özellikle açık ne şekilde bunu belge olarak gönderdi yani belgeledi bunu. Orada bir şeyi hatta 8 Kasım'da bile yapıldı ama diyor 8 Kasım'da berabere kaldıkları bir şekilde bir kaldıkları için kimse sanki sesini, ayarlanmış gibi bir seçim gibi. Kimse sesini çıkarmadı. Evet. Normalde Biden çok zayıflamıştı ama ona rağmen yani topal ördek olmadı. Gibi. Evet. 50'yi verelim artık son dakikalar. Bu kış donacağız efendim Ocak'ta Türkiye'ye. La Nina kışıyla birlikte gece ve gündüz arasında 20 dereceyi bulan sıcaklık farklarının oluşacağı belirtiliyor. Göreceğiz. Hani dünya ısınıyordu? Yani küresel ısınma vardı. Evet. O da bir enteresan şey. Tabii kış da soğuk olacak ama yani böyle dünya yandı, bitti, efendim kül ısınıyor vesaire, yani. Kül oldu. Bunları geçmek lazım. Kırkı verin arkadaşlar. Doğal dengesi içerisinde soğuyor, ısınıyor, soğuyor, ısınıyor. Hocam bu gemi herhalde ne var ne yok da en çok gösterdiğimiz gemi. Çünkü her Akdeniz'de, Ege'de bu tip bir gemi görüldüğünde bizlere atılıyor. Bu kez de Girit etrafında böyle bir geminin görüldüğü iddia ediliyor. Bunu harp olduğunu iddia edenler var, olmadığını iddia edenler var. Ama bu gemi ne zaman görülse Türkiye'de deprem olduğunu iddia edenler var. İşte İzmir, son İzmir depremini buna bağlayanlar var. Ne diyorsunuz bu iddialara ya hocam? Bunu ben esasında bir uzmanlara sormuştum. O zaman bu harp diye bir şey değil dediler. Bu füze takip sistemi olabilir, gemi takip sistemi olabilir, uçak takip sistemi olabilir. Ama şimdi harp sistemi genelde gezgin mi, var mıdır, olabilir de. Şöyle, bugün harp sistemi dediğimiz şey şu. Bir enerjiyi kablosuz bir başka noktaya aktarma. Bunun seyyar kısmı yapıldı mı bilmiyorum. Açıkça böyle bir belge, bilgi elimde yok. Ama Alaska'da biliyorsunuz bu harp sisteminin, özellikle Amerika'daki harp sisteminin merkezi Alaska'da. Orada gerçekten de mesela bir enerjiyi başka bir noktaya yönlendirebilme, atabilme durumu söz konusu.
Ama bu yani bir açıklama yapılmıyor. Mesela sordum. Bir ama uzman, hakikaten tam da bir açıklama da yapılmıyor. Yapılmıyor. Hep bir muğlakta. Bu geminin ne olduğunu yapılmıyor. Mesela diyor ki benim sorduğum uzmanlar bu diyor füze takip sistemi. Bazıları öyle diyor. Bazıları diyor ki ya bu işte efendim deniz altındaki hareketliliği ölçüyor vesaire filan. Yani denizaltı torpido vesaire filan bunları tespit etmek için. Ya çeşitli görüşler var. Net bir bilgi yok. O yüzden de ben buna doğrudan harp diyemiyorum. Harp böyle tabii ama ortada da göstermezler yani. Mesela bu buraya geldikten sonra bir deprem olursa gerçekten de devletimiz de bunun harp sistemi olduğunu bilmiyor mu? Yani bu görmüyor mu? Biz görüyoruz, fotoğrafları çıkıyor, görmüyor mu? Yani harp diye bir şey var bu da bu gemi açık, harp mı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama olabilir mi? Olabilir diyorum. Bakın açıklamıyorlar. Yani nedir bu gemi kardeşim? Çıkıp birisi evet. demesi. Çünkü geçen yıllarda geldi. Çanakkale'ye de geldi evet, mesela. Evet. Ama nedir yani? Çanakkale'de ben olsam, çok ben olsam Ulaştırma Bakanlığı vesaire filan çıkar bunu açıklarım. Bu ya bu siz bunu harp gemisi filan diyorsunuz da bu gemi şu 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 şu. Keşke. Dese çok daha iyi çok olur. Bu şeyler biter. İddialar biter yani. 57'yi verelim onunla bitireceğiz. Dallas'ta bir uçak kazası oldu. Tam da ay tutulması, güneş tutulması haftalarında bunun yaşanmış olması doğal afetlerin ve çok enteresan bir kaza. Bakın. Dallas'ta yaşandı bu ve yine bir tutulma sonrası uçak kazası bizi şaşırtmadı. Enteresan, evet, ilginç. Aşağı yukarı bu tip tutulmalardan sonra illaki böyle uçak kazaları depremler oluyor. Depremler de olabiliyor. Gerçekten evet. ilginç bir kaza. Tabii bilemiyoruz yani gerçek şey nedir ne değildir sebebi. Evet, sebebini bilmiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Tabii cevabımız Trump'tı hiç şüphesiz. Trump cevabını veren 20 kişiye kitap gidecek. İsimleri sosyal medya hesabımızda ne var ne yok beyaz Instagram hesabında duyuracağız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hocam bizi kırmadın. Ben teşekkür geldiğiniz ederim. İçin. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum. Çok teşekkürler. Murat Akan hocamız bizleri hiçbir zaman kırmıyor. Zaten daimi konuğumuz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ne var ne yoku YouTube'dan da takip edebilirsiniz. 1 milyona doğru birlikte yürüyelim diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.